Selamlar arkadaşlar. İnsanlığın bitmiş noktasındayız şu anda gerçekten. Yani bir insanın başarısı insanlara bu kadar batıyorsa ben daha da diyecek bir şey bulamıyorum gençler. Daha önce de hesaplar çalınmıştı. Bugünkü videomuzda ise Cantravero çalındı. Ama yalnız hesap çalınmadı. Merak etmeyin arkadaşlar, isim çalındı. Şimdi aklınızdaki bütün soruları bu videoda yanıtlayacağım. Senin kaç tane çarın var, kaç hesabın var, hepsini yanıtlayacağım ama videoyu sonuna kadar izleyin. Gençler, benim bir hasbelkader vardı. Bir Kandra 1 ve 5 vardı. Bir de Kandravero vardı. Kandravero ilk Zula açtığım hesap. Yıllardır emek verdiğim hesaplardan birisi. Hasbelkader ise Zula Tubur hesabı. Kandra 1 ve 5 ise o da benim hesaptı. Kandra 1 ve 5 benim hesap, onu bir kenara atın. Şu an benim asıl 2 tane hesabım vardı. Hasbelkader, Zula Tubur. Bir de arkadaşlar şey var. Kandravero var. Evet, unutuyorum ben de. Kandravero ve Hasbelkader var. Ben sizlere Kandravero'yu verecektim gençler, biliyorsunuz. Neyse dedim, canlı yayındaydık dün. Ben sizlere pek yansıtmadım. Moralim canlı yayında birden bozuldu. Canlı yayında kimseye göstermeden ben ismimi değiştirdim yani. Şu şekilde. Hasbelkader'in yerine Kandravero yapacaktım. Kandravero'yu da Hasbelkader yapıp sizlere verecektim. Hatta demiştim ya, Kandravero'yu sizlere veriyorum. 2 gün içinde de onu vereceğim, bilginiz olsun. Hesap duruyor, yalnız ismi değişik. Bugün canlı yayında Kandravero, şu ikisini sayma abi. Bu ismi almaya çalıştım. Tık, ekranı kapattığıma dair bir tane arkadaşımız almış. O yüzden bu video çekme gereği duydum. Çünkü gerçekten büyük emek var o isimde. Yani ismin emeğini geçtim, hani isim önemli değil. Ama gerçekten insanları dolandırır diye bu videoyu çekiyorum. Gerçekten böyle bir video çekmezdim aslında. Hani böyle sıradan Zula yok, böyle bir video çekmezdim. Ama Kandravero ismini alan kişi arkadaşlar, canlı yayınımda aldılar bu arada. Ya yetişemedim abi. Ekranı kapattığıma dair hiç bir şey demeden, haber bile vermeden almışlar abi. Demek ki bu kadar, yani bu işsizlik arkadaşlar. O alan kişiden rica ediyorum. Şu hesaptan sana mesaj attım. Bak hatta göstereyim. Hatta göstereyim. Bu arada bu hesap Zula Tubur hesabı. Artık yeni ismim bu arkadaşlar. Şöyle giden kutusu Kandravero. Bak kardeşim, orada mısın? Sana ulaşmam lazım. Kandravero isimli kullanıcı arkadaş diye attım. Ben Halil kardeşim, orada mısın yazdım. Ya bu kardeşimiz kim almışsa lütfen ismimizi geri versin. Ya bu sonuçta Zula'yı açtığımdan belli, bu bir emek arkadaşlar. Benim ilk göz bebeğim ismimi aldılar. Ya bu videoyu çekme amacım insanları dolandırmaması arkadaşlar. Yani böyle insanlık bitmiş arkadaşlar. Bu arada sizlere şunu söyleyeyim. Şu an Zula'da bir tane tek hesabım var. Orijinal Zula Tubur hesabım. O da Kandravero. Bu asıl gerçek hesabım. Artık yayınlarda da bununla takılacağım. Kandra 1 ve 5'i kenara atın. Onu saymayın. O peynir ekmekten sayın. Benim şu an Zula'da bir tane tek hesabım var. Aklınızdan her şeyi silin. O hesap ise Kandravero gençler. Bu hesap, yani canlı yayında ismi tam değiştiriyordum. Bir tane arkadaşımız aldı. Bu insanlığın bitmiş olması lazım abi. Hani kim bunu yapabilir ki? Şu an tek bir hesabım var. O da budur. Bu isme inanın arkadaşlar. Bu isimli olan benim arkadaşlar. Kandravero, şöyle bir işaret var. Bir de bu işaret var. Çok güzel arkadaşlar. Bu ismi beğendim. Bunun ikisi olmasaydı belki daha güzel olurdu ama olan olsun. Bu videoyu çekme amacım sizler tamamen bilgilendirme amaçlı. Hani sizler inanmayın Kandravero'ya. Eğer verirse ben zaten gerekli açıklamayı yaparım canlı yayınlarda. Evet, bu Zula Tuber hesabı gençler. Canlı yayınlarda bu hesapla aktif olacağım. Dediğim gibi o isim gitti. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Yani sağlık olsun abi, ne diyelim. Bu arada canlı yayınlarımda şöyle bir şey var. Hesap dizime yapıyorum arkadaşlar canlı yayınlarımda. Hesaplarınızı diziyorum. Her akşam 8'de canlı yayındayım, bilginiz olsun. Bir de size şunu söyleyeyim. Bu yükleniyorsun, ne de kaldı ben de anlamadım ama arkadaşlar, sonuçta Kandravero hesaplı size verecektim ya. Hani demiştim ya, Kandravero hesaplı işte sizlere vereceğim. O hesabın ismini şöyle random bir isim koydum, ASD diye. O hesabın çekilişini 2 güne yaparım. O yüzden o hesabı kazanmak istiyorsanız sadece bu videoya like atabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Başka hiçbir şart yok. Abone olarak o efsane ötesi Kandravero hesabımızı 2 gün içinde vereceğim. Sadece abone olun. Bu yorumlara katılıyorum falan yazmayın. Abone olun ve like atın. Onunla ilgili bir video çekerim. Kanalda aktif olun. Yani bu arada havalar soğumaya başladı. Ceket giydim. Üşüyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu da böyle, havalar soğudu. Dikkat edin. Arkadaşlar bu hayatta sadece
bir şeyi başaracaksanız eğer, gerçekten bu işin içinde insanlar çekemiyor. Ben 3-4 yıldır bu işin içindeyim. Daha önceleri var, onu saymıyorum. Mesela ben bu işe başlarken çok emekler verdim. Hani oyun olarak, video olarak. Mesela şu an yeni bir kitle izliyor, yayını izliyor. Abi sen nesin ya, yenisin işte, bu primci. Size de diyecekler bunu, primci. Baba parası yiyor, zengin falan. Ha bir de insanların hayatını bilmeden yargılayan tayfa var. Ya bu videoda gerçekten konuşacağım ya abi. İnsanların şeyini bilmeden konuşanlar var. Mesela ben tekrardan söylüyorum. İnsanlar 54 milyon ZP'yi görüyor. Hani bu Zula Tubre, Zula'nın hesabı bu arada. Bu demiri görüyor. Direkt aklına gelen şu. Vay be, oturduğu yerde para kazanıyor. Baba parası yiyor. Kardeşim bir kere benim kardeşim yok. Babam yok. Benim babam yok, annem ve ben, ve ben geçimimi YouTube'la sağlıyorum, gelen donate'lerle. Sadece şunun için söylüyorum, kesinlikle kendimi acındırmıyorum bak, altını çizerek. 600 bin abonem var, bir şeyler başarmışım. İnsanlar veya sizler beni sevmişsiniz. Arkadaşlar insanları sevin, herkesi sevin, ölümlü dünya sonuçta. Duygusal konuşma yapmıyorum burada, gerçekleri söylüyorum. Yarın bir gün ben öldüm, Allah etmesin. Ya ne oldu, üzdüm sonuçta sevdiklerimi, üzmüş oldum. Veya sizler, İnsanları yargılamadan önce bir düşünün. Mesela bir tane YouTuber gördünüz veya bir Twitch veya bir YouTube, ya herhangi bir yayıncı. Baktınız arka planı güzel, mikrofonu güzel, giyimi güzel falan, işte böyle yayın kalitesi güzel. Hemen zengin demeyin. O adamın geçmişine bakın. Bizim bilgisayarım bile yoktu ben video çekerken. 300 TL'lik bilgisayarla ben 1 yıl video çektim. Mahalle tarzı evde oturuyorduk, video bile atamıyordum. Hani canlı yayın bile yapamıyordum. Videoları kasa kasa, saklambaç dönemlerimi hatırlayanlar vardır. Gerçekten yani bir, böyle bir düşünün abi kendinize. Eğer kendiniz bir hedef belirliyorsanız, siz de YouTuber olmak istiyorsanız, gelişmek istiyorsanız arkadaşlar, ilk önce bir düşünün böyle, plan çizin, hesaplayın, çizin, düşünün. Söyleyin ki işte ben bunu başaracağım, başarırsınız. Ama insanlara laf atmayın arkadaşlar. Ya kalkıp da bana baba parası diyen çok insan var. Şu an sen kamera karşısında oturuyorsun. Beni sevmiyor olabilirsin veya herhangi bir yancı veya hayata küsmüş bile olabilirsin. Kardeşim emin ol. Gel şöyle bir şey yapalım. Sen emin ol. Her şeyi çok güzel yaparsın. Sen çünkü mükemmel bir insansın. Başaramayacağın hiçbir şey yok. Ben zamanında ilk videolarıma böyle 2 like geliyordu, 1 like geliyor diye anneme gittim, dedim ki anne, videoma 3 like geldi. 3 kişi beğenmiş. Anne 10 kişi beğenmiş. Anne 15-20 kişi beğenmiş. Ha tabi kardeşim olmadığı için kardeşimle konuşamıyordum, yoktur. Annem tek var hayatta. Diyordum anne bak, videom 300 izlenmiş. Anne 100 görüntüleme. O kadar mutluydum ki. Gerçekten annem çalışıyordu. Hasta hasta diye çıkarttık işten. Ben buradan belirli bir miktarda para kazandığım için mecburen hasta hasta çalışma, ben zaten bu işi yapıyorum dedim. Bu arada açık öğretimde okuyorum, üniversitedeyim. Açık öğretimini okuyorum arkadaşlar. Olaylar bu şekilde. Gençler, her şeyi başarırsınız. Kimseye kin tutmayın. Eğer ki siz bana kin tutarsanız veya başka bir yayıncıya, yaradan yani güzel Allah'ım size hiçbir şekilde bir şey vermez. Tabi ben orasını bilemem, her şeyin yaradan bilir. Eğer ki bir insana karşı gözünüz varsa bir insanda, siz hayatta hiçbir şey başaramazsınız. Kendinize güvenin. Ben sizlere destek oldum. Bütün gönüllü, bütün YouTube'a böyle adanmış insan, adanmış kardeşim, YouTube'a böyle gönül verecek, başlayacak insanlar varsa, kardeşlerim varsa yorumlara yazın. Tek tek destek oldum size, tek tek. Ya destek oldum dedim, size baştan sona YouTube'u anlatırım bir videomda isterseniz. YouTuber nasıl olurum diye bir video isterseniz. Yani anlatacağım şu arkadaşlar. Herkesi sevin hayatta, kimseye kötü davranmayın. Belki herhangi bir yayıncı durumu çok kötü hallerden buralara gelmiştir. Bu başarı. Mesela ben kalpten oldum, gözden oldum. Şu an dalga geçersiniz diye bile takmıyorum. Ama bunu mecburiyetten takıyorum, bu gözlüğü. 2 derece gözüm bozuk. Yani gözden oldum, kalpten çok emek verdiğim için şimdi de meyvesini yemeye başlıyorum. O yüzden hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Bu gözlüğü force için mi, hava için mi, ne için takıyorsun diyenler varsa benim nerede diğer gözlüğüm? Evet, buldum. Arkadaşlar 2 derece, bu da 2'de. Eski gözlüğüm buydu bilirsiniz. Hatta bunu takıyordum böyle. Bu ışıkta böyle rengi pembe gibi bir şey oluyordu diye bıraktım bunu. Gittim siyah aldım. Yani emin ol, bunu takarsanız önünüzü görmezsiniz. O yüzden emeklerin karşılığı bunlar. Emek verdikçe her şeyi başaramazsınız. Ben de çok şey başaramadım. Mesela video atıyorum, siliyorum arkadaşlar. Bugün mesela video attım, telif yedim.
Ya video atıyorsun, bir gün izlenmiyor, insanın morali bozuluyor. Demek ki izlenmemiş o videoda, tam böyle sizlere aktaramadım. Video izlenmeleri şu şekilde olur: sizin atacağınız like'lar ve arkadaşlar sizin atacağınız yorumlar öne çıkartıyor ve izlenme süresi. Ne kadar videolarımı izlerseniz o kadar öne çıkar arkadaşlar. Yani anlatacağım şu: yargılamadan önce bir insanı, emeklerine bir bakın abi. Mesela benim bugün ismim çalındı, yarın hesabım da çalınabilir. Hani dikkat ederim ama insanın her şeyi başına gelebilir. Kanalım kapatılabilir. O yüzden sizler her türlü her yayıncıya destek olun. Kendinize destek olun. Kendinizi düşünün. Sevin. Etrafınıza bakın. Böyle bir oturun, düşünün. Okul mesela çok güzel bir şey. Eğer ki okulda bir şeyler başarmak istiyorsanız çalışın. Belki başarırsınız. Ben açıktan okuyorum çünkü ben okul okusaydım aileme bakamazdım. Annem hasta hasta çalışıyor. Tabii para için başlamadım. O zaman para yoktu YouTube'da. Ben sadece bir kitlem olsun, sizlere seveyim niyetinden başladım. Sonra YouTube'un baktım para kazanma seçeneği var. Nasıl oluyor dedim. Reklamları ekleyerek öyle öyle geliştim. Allah'a şükür geçimimizi sağlıyoruz sizin attığınız donetlerle, YouTube'dan gelen bir kısımla. Tabii bu aralar gelirler düşüp yükseliyor bu izlenmelere göre. Yani şükürler olsun Yaradan'a. Bin şükürler olsun. Halimize şükürler olsun. Güzel Allah'ın bizi yarattığı için şükürler olsun. Ona 100.000 kere şükredin arkadaşlar. Allah size verir. Bu kadardı. Saygılar, sevgiler. Sizleri seviyorum. Umarım her şeyi başarırsınız. Her şey istediğiniz gibi olur. Okulda başarılı olursunuz. Gerçek hayatta sevdiklerinizle mutlu olursunuz. Yan yana olun. Birbirinizi sevin. Benden bugünlük bu kadar. Dediğim gibi Candravero ismini kim almışsa, hangi kardeşim almışsa, hani sizlerden altın, para, hesap teklif ederse lütfen kabul etmeyin. Bu arada oyunlarınızda altın alamıyorsunuz. Özel teklif pek gelmiyor. Pek gelse de genellikle destek kasa geliyor. 15.000 altın az geliyor. Sizler eğer almak istiyorsanız bana da destek olursunuz. Açıklamada Perdijital link var. Perdijital.com benim linkimden üye olun arkadaşlar. %5 bonus da kazanırsınız. Bonuslarınıza da altın alabilirsiniz. Bu şekildeydi. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Normal bir video. Umarım yarınki videomuzda daha güzel olur. Hoşça kalın. Seviyorum sizi.